Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Ortak yayınla karşınızdayız. Kanal 23, Kanal Fırat ortak yayınında karşınızdayız. Programı Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Sayın Zeki Akbük ile birlikte sunacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Konuşacağız ama memlekettesiniz. Memleket sizin değil de benim de memleketim yani sonuçta. Evet. Zeki Bey'e sözü vereyim, öyle olur, devam edeceğiz. Olur. Sayın Genel Başkanım, öncelikle tabii bazen konuşmalarınızda Elazığlı'yı vurguluyorsunuz. Zaten evet, dediniz ki evet, sizin memleket değil benim memleketim dediniz. Tunceli, Elazığ bir bütün. Evet. 1963 yıllarında, 64 yıllarında ticaret evet, listesinde okudunuz. Zaman zaman da anılarınızı anlatıyorsunuz. Turan gazetesinde şiirleriniz vardı. Evet. Sayın Murat Turan diğer geldiğinizde size teslim evet, etmişti. O da Türkiye'nin ilk yerel gazetelerinden bir tanesi. Öyle. Turan gazetesi. O döneme gidersek neler söylersiniz efendim 1963'lere? Tabii Elazığ, ortaokulu Bingöl'ün Genç ilçesinde bitirdim. Elazığ o zaman Genc'e göre, Bingöl'e göre çok daha büyük bir kentti. Buraya geldiğimde büyük kentle karşılaştık. Büyük bir şehir, kapalı çarşısı var, sinemaları var. Çünkü bizim için o zamanlar tabii sinema, sokakta gezmek, caddelerde gezmek, çay bahçelerinde oturmak bizim için bir ayrıcalık gibi görünüyordu. Elazığ Ticari Sesi'ne gelişim, Elazığ'da Ticari Sesi açılmıştı. O zaman lisenin belli bir bölümünü Ticari Sesi yapmışlardı. Gidip kaydımızı yaptırdık. Sonra orada devam ettik. Daha sonraki 3. sınıftan itibaren yukarıda Devrim Ortaokulu vardı. Hala durur mu ortaokul bilmiyorum. O ortaokulda Ticari Sesi'ni bitirdik. Evet. Hocalarımız vardı. Son derece iyiydi, güzeldi hocalarımız. İyi bir diyalogumuz vardı. Ticari Sesi'ni birincilikle bitirdim. Bu açıdan da son derece memnunum. Ticari Sesi arkadaşlarla beraber hala zaman zaman görüşürüz. Arkadaşlarım var. Bunların bir kısmı bürokraside, bir kısmı özel hayatta, yani özel sektörde çalışıyorlar. O yıllarda Türk Sanat Müziği korosu vardı ve çok etkindi Türk Sanat Müziği. Harput yine çok farklı bir yerdi. İlk zaten Elazığ'a geldiğimde gezmek için Harput'a gitmiştik. İşte Arap Baba'yı evet ziyaret etmiştik, dualarımızı okumuştuk. Orada bir havuz vardı, şu anda hatırlıyorum. Havuzda da yüzmüştük. Hala var mıdır yok Kapandı mudur bilmiyorum. Şeyde, Balakgazi Parkı'ndaki. Balakgazi evet, Parkı'ndaki. Sonra Battal Gazi heykeli yapıldı yukarıya. Balakgazi. Evet. Evet. Heykeli yapıldı böyle Elazığ'a bakan. Oradan tabii Elazığ manzarası falan da çok güzel görünüyor. Sivrice Gölü önemliydi. Öğrenciliğimde değil ama bürokrasiye geçtikten sonra Elazığ'a tabii değişik zamanlarda geldim ben Elazığ'a. Yani Elazığ sadece politikacı olarak değil, bürokrat olarak da geldim. Bürokrat olarak da gezdim. Sivrice'yi de biliyorum. Keban Barajı yapılırken ilk madene gitmiştik. Keban Barajı'nın yapıldığı o büyük alanı görmüştük. O zaman hemen girişte istasyon caddesinden yukarıya doğru çıkarken Saray Sineması'nın hemen karşısında kocaman bir şey yapılmıştı, afiş yapılmıştı. Keban Barajı'nın Türkiye'ye getirdiği avantajlar diye. Tabii Elazığlılar da soruyorlar bize ne avantaj getirecek diye Keban. Elazığ'ın yine benim anılarımda kalan iki güzel çay bahçesi vardı. Biri eski hükümet konağının karşısında, şimdi orada büyük bir camimiz var. Bir de öğretmen okulun karşısında vardı. Cumhuriyet Caddesi, Gazi Caddesi, affedersiniz. Gazi Caddesi böyle akşam beylerin eşleriyle beraber gezdikleri bir cadde. Yani sosyal yaşamın en etkin olduğu yer orasıydı. Aile sineması vardı, saray sineması vardı. Sonra bir renk sineması açıldı. Gölcük vardı. Gölcük evet, sineması. Gölcük sineması vardı. Turan gazetesinde olduğu yerde. Renk daha sonra açıldı. Hemen belediye binasının altında halk kütüphanesi vardı. Halk kütüphanesine devamlı gidenlerden birisiydim. Mesela Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanını orada bitirdim. Biz öğleden sonra gidiyorduk. Sabah evden çıkıyordum. Kültür Mahallesi'nde oturuyorduk biz. Evden çıkıyordum. Kütüphaneye geliyordum. Kütüphanede
Çalı Kuşu'nu belli bir yere kadar okuyordum. Dersler başlamaya yakın saatlerde de tekrar okula devam ediyordum. Dolayısıyla Elazığ'ın böyle bir hayatımda güzellikleri var. Arkadaşlıklarımız oldum. O günden görüştükleriniz var mı? Var, hala var. Hala var, görüştüklerim var. Hatta Bingöl'ün genç ilçesinden, ortaokuldan gelip, tabi o zaman lise yoktu, lise yine Elazığ'a gelmiyordu. Oradan da arkadaşlarım vardı. Bugün hala Elazığ'da oturan da arkadaşlarım var. İstanbul'da oturanlar var, Ankara'da oturanlar var. Dolayısıyla görüşüyoruz. Öğretmenlerim var. Öğretmenlerimin bazıları vefat etti, Allah rahmet eylesin. Bazıları hayatta. Hayatta olan öğretmenlerime mutlaka bayramlarda telefon ederim. Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda. Onlara tabii sağlıklar dilerim. Ellerinden öptüğümü söylerim. Çünkü hocaların benim hayatımda ayrı bir yeri vardır. Öğretmenlerimi hep sevdim. Öğretmenlerim bize gerçekten büyük bir vefayla, büyük bir birikimle bizleri yetiştirdiler. Sınıfın çalışkan öğrencilerinden birisiydim. Mali Cebir dersindeki bütün soruları çözmüştüm. Kitaptaki bütün soruları çözmüştüm. Dolayısıyla Mali Cebir, diğer alanlarda da pek çok derslerde başarılıydım. Edebiyat dersimiz vardı. Mali Cebir dersimiz vardı. Muhasebe dersimiz vardı. Hıdır Selek diye bir hocamız vardı. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Daha sonraki yıllarda Hıdır Selek geldi. Ben Maliye Bakanlığı'nda görevliyken geldi. Kendisi Elazığlı. Ben armatörüm dedi. Denizcilik işine girmiş. Bir oğlu, yanlış hatırlamıyorsam Brezilyalı bir kadınla, genç kızla evlenmiştim. Onu anlattı. Artık bizim uluslararası alanı da açıldık diye ifade etmiştim. Elazığ özel bir aksanı var şarkıda, türküde. Elazığ havası dediğimiz. Bunu zaten dünyanın neresinde olursa olsun söylendiğinde onun bir Elazığ türküsü olduğunu belli olur, bilirsiniz zaten. Oyun havaları yine. Buranın bir de en çok beğendiğim, tabii o yıllarda biz lokantalarda gidip tabii yemek de yiyemezdik, pahalıydı. Öğrenciler için öyle o kadar kolay değildi. Kebapları falan çok güzeldi, lahmacunları çok güzeldi. Onları hiç unutmuyorum, ağzımda hala tat olarak kalır. Gönül ister ki tabii daha fazla zaman, gençliğimizin geçtiği yerlere daha fazla gelelim, daha fazla dostlukları kuralım, ilerletelim diye. Bunu isterim tabii. Fakat hayatın meşakkatı içinde, bürokrasiye giriyorsunuz, bürokrasinin ağır koşulları içinde çalışıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya, bir şeyler öğretmeye çalışıyorsunuz. Sonra tabii kader bizi getirdi siyasete. Hiç aklımdan geçmeyen siyasete getirdi. Tabii siyasetin de kendine göre zorlukları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ'da belli bir başarıyı uzun süre gösteremediğini de farkındaydım zaten, biliyordum. Partiye yönelik ciddi eleştiriler de vardı. Onlar üzerinde de güzel açılımlar yaptık. Geniş toplum kesimlerini kucakladık. Size Elazığ'la ilgili bir anımı anlatayım. Bir arkadaşımla beraber sinemaya gitmiştik. Aile sinemasına. Kapalı Çarşı'nın hemen yanındaydı. Şimdi hala var mı yok mu bilmiyorum. Çıkarken bir manavın önünde son derece güzel, portakala benzeyen ama portakal olmayan parlak böyle yemişler var. Biraz gittik, ya bu nedir diye geldik, geri döndük. Sorduk, nedir bu? Hindistan hurması dedim. İki tane alalım dedik, yani yiyelim diye. İki tane aldık. Ya bir dişledik, ağzımızda su kalmadı. Ya dedik, acaba bunun pişirilmesi mi lazımdı diye. Neyse, attık bunları, yemedik yani. Aradan yıllar geçti, ben üniversiteyi bitirdim. Üniversiteden sonra hesap uzmanı işte oldum. Hesap uzmanlığında uzun yıllar çalıştım. Bir gün arkadaşlarla beraber otururken Sakaryalı olan bir arkadaşım bunları eve getirmiş. Evde bize ikram ettim. Fakat bunlar çok pörsümüş vaziyetteler. Bu nedir dedim. Bu
ben yani Hindistan hurması, o Trabzon hurması dedi bu. Açtık işte o kabuğunu soyuyoruz. Olağanüstü güzel bir tadı var. Meğer onun uzun süre bekletilmesi lazım yenmesi için. Bilmiyoruz tabii yani. O yıllarda görmemişiz, etmemişiz. Buna benzer anılar var. Efendim ben şey merak ediyorum. O dönemde siyasi atmosfer nasıldı? Arkadaşlıklar nasıldı? Arkadaşlıklar nasıldı? Siyasi atmosfer nasıldı o dönemde? Şöyle siyasi atmosfer olarak çok fazla tartışılan bir ortam yoktu samimi söylemek gerekirse. Mesela Suna Malatacık diye bir hocam vardı. Allah uzun ömürler versin. Hocam bize gazetelerden makale kesin getirin ve okuyun demişti. Ben de o yıllarda Akşam gazetesinde Çetin Altan yazıyordu Taş diye. Oradan bir makale kesmiştim. Bazı arkadaşlar değişik gazetelerden makaleler kesmişlerdi getir. Orada okuduk. Yani bize yazarların olaylara bakışı, olayları nasıl irdeledikleri bize öğretiliyordu öğretmenlerimiz tarafından. Özellikle sosyoloji dersinde bunlar bir şekliyle öğretiliyordu bize. Her bir çok katı bir o yıllarda çok katı bir böyle sağ sol ayrımı yoktu. Böyle inanç, kimlik veya yaşam tarzı üzerinden bir ayrışan bir siyaset, kutuplaşan bir siyaset de yoktu. O daha sonraki yıllarda biraz daha net olarak ortaya çıktı. Elazığ'ın kendi kültürü vardı. O kültür gerçekten çok zengin bir kültür, Elazığ'ın kültürü. Onun korunması gerektiğine de ben hala inanırım. Şarkılarıyla, türküleriyle, öyküleriyle, şiirleriyle. Sonra Elazığ tabii kadim bir kent, yani Harput denen bir kent, burası sonradan yerleşime açılıyor. Bakıldığı zaman Harput Kalesi başlı başına üzerinde durulması, incelenmesi gereken bir alan. Tabii o yıllarda Elazığ küçük bir yerdi. Bize çok büyük geliyordu ama bugünkü gibi değildi. Üniversite yoktu, şimdi üniversite de var. Dolayısıyla üniversitenin buraya ayrı bir atmosfer kattığına da inanıyorum. Tıp fakültesinden tutun aşağı yukarı diğer fakültelere kadar. 47 bin tane öğrencisi evet, var. Bir tabii. De şu anda Türkiye'nin 20 tane üniversitesinden bir tanesi oldu. Araştırma Üniversitesi oldu. Evet, çok önemli bir şey bu. Üniversite eğer bir kentte gerçekten bilgi üreten ve bu bilgiyi geniş kitlelere ulaştıran bir yapıya evrilirse çağdaşlaşmaya büyük bir katkı yapmış olur. Üniversiteyi o açıdan kendi hayatımda da bir üniversite öğrencisi olarak kendi hayatımda da o yıllarda büyük önem veriyorduk. Zaten üniversiteye gitmek için de hepimiz çaba harcıyorduk. Ben de çaba harcıyordum. Ailem de çaba harcıyordu. Tabii şöyle bir şey, o konuda da bilgi vereyim. Biz 7 kardeşiz. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Babam küçük bir memurdu. Hani böyle bir bayramda bize 7 evladına ayakkabı aldığını hiç görmedim yani. Yoktu öyle. Çünkü o imkan da yoktu. Ama hepimiz şöyle veya böyle hayatımızı sürdürüyorduk. Diğer kardeşlerim birisi öğretmen oldu, birisi teknik eleman oldu. Bazıları işçi. İki kız kardeşim de ev hanımıydı zaten. Ev hanımı oldular diyeyim. Öyle oldular. Evet. Dolayısıyla yaşamımızı sürdürüyoruz yani. Evet, evet. Sayın Genel Başkan, sorularımız devam edecek ama Gürsel Bey bir video hazırlamış. Evet. Sürpriz olsun diye. Öyle mi? Onu yayına verelim. Öğretmenleriniz size sesleniyorlar. Evet. Arkadaşlar evet. Hazırsa yayınlayalım. Tabii. Ben Günay Cafer Şenol. Ticaret liseleri meslek dersleri emekli öğretmeniyim. Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ Ticaret Lisesi'nde öğrencimizdi. Ben ona maliye ve maliyet muhasebesi dersleri okuttum. Kılıçdaroğlu çok zeki, çok çalışkan ve çok mütevazi bir öğrenciydi. Okulu birincilikle bitirdi. O günden bu yana son yıl günlere kadar ilişkimiz hiç kesilmedi. Şimdi büyük bir siyasi sorumluluk almış.
çok büyük bir mücadele veriyor. Başarısını gönülden diliyorum ve başarıcı olacağına da inanıyorum. Öğretmenlik yıllarımın dürüst, çalışkan, onurlu davranışlarıyla örnek öğrencisi saydığım Sayın Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Atatürkçü, vatanına bağlı, doğruluktan asla taviz vermeyen nesiller yetiştirdiğime inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu benim için hep övünç kaynağı oldu. Onu geleceğin cumhurbaşkanı olarak... Evet, öğretmenleriniz siz böyle anlatıyor Sayın Genel Başkan. Öğretmenlerimi unutmadım. Evet, söylemiştim Günay Bey, Yusuf'a Malatacak diye. Hepsini ellerinden öpüyorum. Şenol Bey'in eşi de öğretmendi. Evet, o da bize mali cebir dersine gelirdi. Gerçekten öğretmenlerimiz bize vatan sevgisini, beraber olmayı, birlikte olmayı, ülkenin yaşadığı sorunları aşma konusunda, İleriki yıllarda eğer imkan olursa ya da belli yerlere gelirseniz kararlı davranmayı, azimli davranmayı, toplumu birleştirmeyi, kutuplaşmadan kaçınmayı hep öğrettiler bize. O nedenle ben onlara şükran borçluyum, onların ellerinden öpüyorum. Öğretmen aslında ve eğitim, öğrenim bir kişiye, bir aileye, sınıfa, ülkeye standart atlatan en önemli faktördür. Bir toplum ne kadar çok eğitimli insanlardan oluşursa o toplumun bilgi düzeyi, yaşam düzeyi yükselmiş olur. Eğer bilgiyle beraber hareket ettiğimiz zaman, aldığımız eğitim çerçevesinde, öğrenim çerçevesinde bilgiyle hareket ettiğimiz zaman, çiftçi olsak daha güzel üretiriz, sanayici olsak daha yeni buluşlara imza atmak için mücadele ederiz. Üniversitede hoca olsak alanı biraz daha genişletip yeni sorular, yeni sorunlar ve o sorunların çözümüne ilişkin yeni görüşler ortaya koyabiliriz. O açıdan eğitimin bütün alanlarda başarılı olması hepimizin ortak hedefi, ortak amacı. Daha sonraki yıllarda ticaret sitesi binası yapıldı tabii. Ben eski okuluma gitmek istedim ama eski okulum başka bir okula verilmiş durumda. Yine ticaret sitesi var. Dolayısıyla şu anda, özetle şu anda Elazığ'da olmaktan çok mutluyum. Bana nerelisin diye az önce bir yemekte söylemişlerdi. Elazığlı gibi. Dedim Elazığlı gibi değilim ya, Elazığlıyım. Yani ben doğum yerim Tunceli ama Tunceli'de sadece ilkokul 4. sınıf okudum. Evet. Burada 3 yılım geçti. Sonraki yıllarım buraya geldim. Burada yakınlarım da var, akrabalarım da var yine burada. Dolayısıyla Elazığ'ın benim hayatımda, benim yetişmemde, belli bir kültürü almamda çok önemli bir merkez Elazığ. Evet. Sayın Genel Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı okulun temel atım töreni için geliyorsunuz Elazığ'a. Evet. Daha sonra Ankara ve İzmir belediyelerinin de okulları olacak ama bu vesileyle şunu soralım. Fırsata çevirmiş olalım. Başka şeyler yapmak mümkün olacak mı? Bize imkan verirlerse yaparız. Benim dediğim gibi şimdi temelini atacağımız okul sıradan bir okul değil. Sadece Elazığ'da değil. Türkiye'de yapılan ilk model olacak. Elazığ'da yapılacak bu okul. Donanımı mükemmel olacak. Yani bir teknoloji lisesi gibi olacak. Elazığlı gençler burada çok iyi yetişecekler. Aynı zamanda deneyim yapacaklar. Bir üniversite kampüsü gibi olacak burası. Böyle bir eserim. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının, yani Ekrem Bey'in Elazığ'a kazandırması... Benim açımdan da, Elazığ açısından da son derece güzel bir şey. Temelini beraber atalım dedi. Tabii çok memnun olurum. Zaten Elazığ'a gidiyoruz yani, temelini atmayıp ne yapacağız diye. Diğer belediyelerimiz de okul yapacaklar. Aslında belediye başkanlarımız, mesela Tekirdağ Belediye'miz, Tekirdağ'ın bütün ilçelerine okul yaptı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim etti. Okulların teslim töreninde Milli Eğitim Bakanlığı... yani kendisi gelmedi, çekindi. Acaba başıma bir bela gelir mi diye. Bir iki bürokratı gönderdi. Dedim ki bakın, okulların açılışından,
Okullarda eğer temel atıyorsak temelinde sıcak günlük siyaset yapılmaz. Burası okul. Benim evladım da okuyacak. Benimle aynı görüşü paylaşmayan kişinin de evladı okuyacak. Bizim çocuklarımız burada okuyacak. Burada sıcak siyaset olmaz. Temelini atacağız, okulu açacağız, öğretmene teslim edeceğiz. Öğretmenler burayı yönetecek. Yani burayı siyasiler yönetmeyecek. Dolayısıyla kutuplaşmanın dışında bir şey olması lazım. Burası tabii bir deprem felaketi yaşadı. Ben depremde de buraya geldim. Büyük acılar vardı. Yıkılan binaları da gördüm, gezdim. Acı yaşayan bazı ailelere de gittim. Bütün belediye başkanlarımız sağ olsunlar seferber oldular. Elazığ için ne yapabiliriz? Elazığlılar için ne yapabiliriz? Hiç biraz da beni siz Sayın Genel Başkan siz de Elazığlısınız ne yapalım diye. Gürsel Bey buradaydı. Arkadaşlar buradaydı. Ne istedilerse bir şekliyle elimizdeki bütün imkanlarla Elazığlıların yanında olduk. İmkanlar zorlandı. Okul konusunda burası çok önemli bir yer Elazığ. Doğu Anadolu bölgesinde çok önemli bir merkez burası aynı zamanda. Ve bu merkezin eğitim kurumlarıyla donanması Doğu Anadolu için çok önemli. Yıkılan okullar vardı ve bu okulların süratle yapılması lazımdı. Bize yapabilir misiniz diye sordular. Ben 3 ilimizin Büyükşehir Belediye Başkanı'na söyledim. Okulları yapın, bize yer göstersinler, biz temelini atalım, süratli bir şekilde okulları inşaatına başlayalım diye. Önce biraz nazlandılar ama sonra verdiler. Yer tahsis yapıldı. Yapılacak yani. Tabii, sonuçta tabii. Bu okullar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin okulları olacak. Ha. Benim okulum değil. Ha. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de okulu değil. Ama bu evlatlarımızın geldiği, okuduğu, eğlendiği, öğrenim gördüğü, deneme yaptığı, anılarını kazandığı, şimdi ticaret sesinde okuyor ama anılarımız var. Yani her birimizin anıları var orada. Bütün bunları yaşamak lazım. Güzel bir okul olacak. Çok güzel. Dediğim gibi sadece bu bölgede değil, Türkiye'de bir ilk olacak. Yani zaten yüksek bayağı 234 milyon liraya ihalesi yapıldı ama bazen de deniyor ki yani CHP niye bu kadar Elazığ'a ağırlık veriyor? Neden işte okullar yapıyor? Acaba Elazığ için CHP'nin bir önemi var mı diye şeyler de geliyor. Pilot il olarak mı seçti Elazığ diye? Genel başkanları evet. Elazığlı da aynı olsun. Yani Elazığ'a tabii önem veriyoruz Elazığ'a. Elazığ dediğim gibi bu bölge için kilit konumda bir kentimiz. Burada okuyan insanlar buraya hizmet veriyorlar. Buranın sanayisi de var. Evet, İyi bir sanayisi de var. Ben sanayi de gezdim burayı. Daha önceki gelişlerimde gezmiştim. İstanbul'da olup burada ciddi yatırımlar yapan çok tekstil üzerine mesela çok bir şey var. Ciddi yatırımcılar var şu anda. Evet, ciddi yatırımcılar var. Büyümesi lazım buranın. Evet. Çimento fabrikası benim öğrenciliğimde şehrin çok yakınındaydım. Şimdi tam merkezde. Tam göbeğinde. Oradan taşınması lazım, süratle taşınması lazım. O yıllarda da şikayet ediliyordu. Yani bahçe mahvoldu diye şikayet edilirdi. Evet. Marollar vardı mesela. Evet. Marolların üzeri hep toz olurdu. Aynen TRT öyle. Belgesel aynen öyle. Içinde, evet. Evet, aynen öyle. Evet. Sayın Genel Başkanım, İzmir ve Ankara belediyelerinin de yapacağı bir okullar var. Evet. Onların da temel atım törenlerine gelmeyi düşünüyor musunuz? Denk düşersem tabii gelirim, gelmek isterim. Evet. Yani sonuçta dediğim gibi Elazığ'da gelip bir okulun temelini atmak benim için şeref tabii. Yani sonuçta geliriz, temelini atarız. Ben isterim ki biz bu okulların temelini atarken Milli Eğitim Bakanı da orada olsun, öğretmenlerimiz de orada olsun. Çünkü bu okullar hepimizin okulu dediğim gibi az önce de ifade ettim. Hepimizin okulu yani bu bir partinin okulu değil. Parti okulu açarsak tamam o ayrı bir şey. Ama bu parti okulu değil, bu Milli Eğitim Bakanlığı için yaptığımız güzel bir okul olacak. Aslında eğitimde efendime söyleyeyim dış politikada birçok şeyde uzlaştırıcı bir dille hep beraber hareket etmek lazım. Mesela eğitim olunca siyaseti bırakmak lazım bir tarafa. Şimdi eğitimin amacı şu. Nitelikli eğitimin felsefesi şudur. Okula giden bir çocuk ne kadar nitelikli ve kaliteli sorular soruyorsa o eğitim o kadar başarılıdır. Yani çocuğun merak duygusunu büyüten eğitim başarılıdır. O yeni buluşlara, yeni icatlara yol açar. Çocuğun düşünmesi, merak duygusunun gelişmesi. Eğer bu merak duygusunu geliştirmez ve sadece ezbere dayalı bir şey yaparsa o eğitim sonuçta bir şey vermiyor. Bizde maalesef eğitim ezbere dayanıyor. Çocuk
test çözmekten doğru dürüst ya eğlenemiyor, çocukluğunu yaşayamıyor, anne baba yarış atı gibi çocuğu koşturuyor. Buradan çocuğu çıkarmak lazım. Finlandiya'da mesela anaokulundan başlayarak ta yukarıya kadar öyle sabah öğle akşam sınav falan yok yani. Çocuklar eğleniyorlar, okuyorlar, oyun içinde çocuklar bir şeyler yapıyorlar. Size bir şey anlatayım. Hindistan yazılım sektöründe dünya önderlerinden bir ülke. Yani dünyanın en önemli yazılım sektörü ülkesi. Biz merak ettik. Yani Hindistan neden yazılım sektöründe dünyada birinci? Oraya bir ekip gönderdim. Dedim gidin bakın nasıl bir eğitim var burada diye. Çok basit. Çocuklar kreşe gidiyor. Oyun içinde matematiği öğreniyorlar. Ve matematik hafızası çok gelişiyor. Ve dolayısıyla yazılım sektöründe başarılı oluyorlar. Biz ezberci, onlar tam tersine matematik kültürünü, merak kültürünü veriyorlar ve geliştiriyorlar. Bizde de böyle bir yolun açılması lazım. Mesela fen liseleri var buna benzer. Bir şekliyle öğrenciyi merak duygusunu büyüterek onların belli alanları sorgulamasına imkan vermemiz lazım. Efendim tabii bu 3 tane okul yapılıyor. Göksel Bey'in de etkisi oldu, katkısı oldu bu okulların yapılmasında. Ama önümüzdeki dönemlerde Elazığ'ın böyle bir plan yaptınız mı? Göksel Bey'in talepleri olursa Elazığ ile ilgili neler yapacaksınız? Sizin cephenize baktığım zaman şehirle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yeni ihtiyaç olursa, var mısınız? Evet. Varız tabii, varız. Yeni ihtiyaç olursa tabii belediyelerin, önce şunu ifade edeyim. Belediyelerin kaldırabileceği bir kapasite olması tamam. lazım. İki, belediyelerin malum Ankara ve İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok. Evet. Çoğunluk olmadığı için belli sıkıntılar yaşıyoruz. Elazığ olduğu için görüş birliği sağlandı ve oy birliğiyle evet, geldi şeyden. Tabii AK Partililer de destek oldu. Evet, orada. Onlar da evet, destek doğru. verdiler. Hı-hı. Aslında okul olduğu için bütün tabii, partilerin tabii. destek vermesi lazım. Yani okulu yapıyorsun, başka bir şey yapmıyorsunuz ki yani. Evet. Okul, destek Hı-hı. olması lazım. Bazen engeller Hı-hı. çıkıyor. Hı-hı. Eğer destek verilirse ve tabii önce ihtiyacı belirlemek tamam. lazım. İhtiyaç. Evet. Neye ihtiyaç var? O ihtiyaç çerçevesinde tabii Elazığ'ın varsa sorunları ben gurur duyarım, onur duyarım. Yani Elazığ'a hizmet etmek. Yani benim öğrenciliğim burada geçti. Evet. Benim Elazığ'a da Elazığlılara da minnet borcum var. Yani buranın ekmeğini yedim, suyunu içtim, yemeğini yedim. Dolayısıyla buraya hizmet etmek benim görevlerimden birisi. Ben buranın milletvekili değilim ama buranın milletvekili var. Gürsel Bey var. Çalışıyor, ediyor, koşturuyor. Elazığ için parlamentoda kürsüye çıkıyor. Elazığ'ın sorunlarını dile getiriyor. Bakanlıklara gidiyor. Bakanlıklarda Elazığ'ın sorunların çözümüyle ilgili çaba harcıyor. Dediğim gibi bir mücadele var. Ama gönül ister ki tabii daha fazla hizmet gelsin evet, buraya. Biz doğru. isteriz tabii. Doğru. Sen Genel Başkan yarın grup toplantısını Elazığ'da yapacaksınız. Evet. Bu merak ediliyor. Ama en çok merak edilenlerden birisi şu. Grup toplantısını CHP neden Elazığ'da yapıyor diye çok soru soran var. Evet. Şimdi meclis kapandıktan sonra biz grup toplantılarını Anadolu'nun değişik kentlerinde yapalım dedik. Bunlardan birisi de Elazığ. Değişik yerlerde yaptık grup toplantıları. Grup toplantılarını Anadolu'nun ve oyumuzun düşük olduğu yerlerde yaptık. Onu da altını özenle çizmek isterim. Mesela bir İzmir'de yapmadık yani. Oyumuzun yüksek olduğu yerlerde yapmadık. Şunun için Elazığ seçildi. Bizim buradan bir milletvekilimiz var. Doğrudur. Elazığ'ın sorunları var mı? Evet, sorunları var. Vatandaş bizi biraz daha yakından tanısın, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından tanısın diye geldik. Milletvekillerimiz buradan, bütün milletvekillerimiz Elazığ'a. Elazığ'ın çarşısı, mahallesi, Harput'u, ilçeleri gezildi, görüldü. Varsa vatandaşın şikayeti dinlendi. Bizden şikayet varsa, bizden yönelik bir şikayet, bir sitem varsa o sistemlerde bir şekliyle dinlendi. Biz her kentin hem sorunlarına kilitlenmek hem hükümetin bu konuya dikkatini çekmek. Elazığ evet önemli bir bölge. Elazığ'a yapılan vaatler var. Bu vaatlerin bir kısmı karşılandı, bir kısmı karşılanmadı. Elazığ öteden beri iktidara yani AK Parti'ye oy veriyor. Ciddi sayıda milletvekili çıkarıyor. Ama 20 yıldır bir Elazığlı milletvekili bakan yok. Niye bakan yok?
bakan olması lazım. Şimdi bu kadar. Tam oraya gelecektik. Evet. Gürsel Bey sürekli diyor ki Elazığ'a bakanlık verilsin, bakanlık verilsin. Evet. AK Parti Elazığ'a bakanlık evet. verilsin. Peki şunu diyor ki bir de Gürsel Bey diyor, biz iktidar olursak Elazığ'a bakanlık vereceğiz. Diyor. Vereceğiz, vereceğiz. Verecek misiniz? Vereceğiz, vereceğiz, evet. vereceğiz. Niye evet. vermeyelim? Evet. Burası benim memleketim. Evet. Bir Elazığlı'yı bakan yaparız. Ama ne olacak ya yani? Efendim? Ben Elazığlı'yım, ben buranın bakanı benim derseniz. Evet, evet. evet. O konuda hiç... Şimdi siyasetçiler diyorlar ki evet. biz varız artık, buranın evet. bakanı biziz diyorlar. Evet, evet. Böyle bir durum oluyor, evet. olmaz değil mi sen yanlış? Şöyle, yok. Şimdi şöyle, Elazığ'ın gerçekten hani uzun süredir bakan çıkarmadı burası. Bakan çıkarması lazım. En son Mehmet Ağar'la Ahmet Cemil Tunç Bey olmuş. Evet, evet. Uzun yıllar, evet. 20 yıl evet. gibi 20 yıldan fazla süredir. Evet. Fazla süredir. Genel başkanımız falan da evet. çıktı ama şey evet. çıkmadı. Bakan yani. Verilmesi Verilmedi. Lazım Elazığ'da. Evet. Dediğim gibi Elazığ bu bölgenin kilit kentlerinden birisidir. Yani evet. özelliği olan bir kenttir Elazığ. Evet. Elbette bakan verilmesi lazım. Bakanın buraya daha fazla hizmet getirmesi lazım. Evet. Benim öğrenciliğimde Elazığ'la Malatya arasında yarış vardı zaten. Bu yarış hala var tabii, onu biliyorum. Ama tatlı bir rekabet var. Tatlı yani rekabet olsun tabii evet. yani. Rekabet dediğiniz gibi tatlı bir rekabet. Biri birini aşma konusunda yarışma evet. güzel bir şey. Bunun olması lazım. Evet. Okullar evet. arasında yarış, spor kulüpleri arasında yarış, yarış, kentler arasında yarış. Evet. Olmalı tabii Doğru. yani. Bunlar buradan bir itirazım yok. Ama bu yarışın adilane olması lazım. Hele adaleti çok savunan birisi olarak adaletli olması lazım bu yarışın. O çerçevede bakılması lazım. Elazığ uzun yıllar AK Parti'ye destek verdi. Hatta full destek verdi. En azından belli bir süre dahi olsa bir bakanlık verilmesini elbette Elazığlı bekler. Yani ama yapacağız. Evet. Yo, yo, yapacağız hiç endişe yok. Allah nasip ederse iktidar olacağız. Elazığlı bir bakan olacak parlamentoda. Evet. Sayın Genel Başkan, mesela şimdi iktidarınızda, yani Elazığ diyorsunuz ki pilot bir il, önemli bir yer, önemli evet. bir şehir diyorsunuz. Öyle. İşte benim memleketim diyorsunuz. Öyle. Mesela diyelim ki iktidar olursanız, eğer seçimleri kazanırsanız, evet. Elazığ'a neler yapacaksınız? Sizin pencerenizden Elazığ'a neler yapılması gerekiyor? Onu yarın açıklayacağım. Yarın mı? Yarın grup toplantısı. İzin verirseniz o ayrıntıya girmeyeyim. Evet. Yarın grup toplantısında Elazığ'a neler yapacağız? Güzel açıklamalarınız olacak mı? Olacak. Elazığ'la evet. ilgili güzel açıklamalarım olacak. Evet. Umarım Elazığlıların beklentilerini karşılar. Çünkü gittiğimiz her ilde bir şekliyle o ilin özelliğini dikkate alarak o ille ilgili vaatlerimiz Aynen. oldu. Bu vaatlerimden bir kısmı efendim bu olmaz dediler fakat sonunda olur olduğunu gördüler. Evet. Ya biz de yapacağız. Evet. Yapın. Yani sonuçta yapacağınız Türkiye için olacak. Bilmiyorum, var mı yok mu ama benim işte 25 yıldır gazetecilik yapıyoruz. Ama şeyin en önemli sorunlarından bir tanesi Uluova'yla Kuzuova'nın sulama projesi olarak görüyoruz. İnşallah Doğru. yarın onları da açıklarsınız. Tabii yani. Gireceğim. Evet. Gireceğim. Evet. Gireceğim. Evet. Sayın Genel Başkan, Millet İttifakı 40 ilde tek listeyle seçime gidebilir açıklamanız var. Buna Elazığ dahil mi? Bunu açarsanız. Şöyle. Bu 40, şöyle. 40 ilden bir Elazığ olabilir İttifak mi? Dediğimiz, evet. İttifak dediğimiz olay şöyle. Şimdi her parti, siyasi partiler yasasına göre 41 ilde kendi logosuyla seçime girmek zorunda. Yani biz 41 ilde gireceğiz. İttifak yapılırsa 41 ilin dışında ki yerlerde ancak bu ittifak yapılabilecek. Dolayısıyla biz yasal standardı aldık ve onun üzerine çalışmalar yapılıyor. Elbette ki buna tek başına Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz karar veremeyiz. Yani sonuçta 6 lider bir aradayız. Oturup bu konuyu konuşacağız. Belki bir parti diyebilir ki hayır ben 87 seçim bölgesinde de 81 ilde seçime gireceğim. Kendi logomla saygı duyacağız tabii. Orada niye giriyorsun deme hakkımız yok. Üç parti der ki biz beraber gireceğiz. 41 ilde ayrı ayrı. Sonra 10 ilde şöyle, 5 ilde şöyle girilebilir. Bunun tabii oturulup ön çalışmasının, etüdünün yapılması lazım. Hangi ilde, hangi partinin logosuyla girilecek? Bunun çalışması yapılır. Belli bir olgunluğa ulaştırılır. Ondan sonra da bu yapılır. Mesela diyelim ki İlez örnek veriyor. Efendim? Çalışma yapıldı. O zaman anlaşıldı. CHP mesela girmeyip başka parti altında mı girilecek CHP'nin ki? Nasıl olacak bu mantık? O da yani evet. olabilir. Belli yerlerde. Ki tabii bütün illerde değil. Mesela evet. diyelim ki bir ilde X partisi evet, masada. X partisinin oyu çok daha yüksek. O zaman biz deriz ki orada
milletvekili listeleri yapılırken o partinin logosu altında seçime girilir. Oradan bizim de bir milletvekilimiz, onların da bir milletvekili olur. Yani evet, bu çerçevede çalışmalar yani buradaki yapılıyor. Buradaki amaç efendim şey mi? Mecliste parlamenter çoğunluğu sağlamak. Çoğunluğu sağlamak. Evet, olarak. Parlamentoda çoğunluğu sağlamak. Parlamentoda çoğunluğu sağladığınız zaman şimdi niye çoğunluğu sağlamak istiyor? Çünkü bu sistemi değiştirmemiz lazım. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesi bir kişinin iki dudağı arasında olamaz. Dünyada böyle bir örnek yok. Osmanlı'da da yok. Osmanlı'da padişah var ama vezir-i azam var. Vezirler var, yani bakanlar var. Vezir-i azam da başbakan evet, demektir. Yani enderun var, ulema evet, sınıfı var. Dolayısıyla padişah böyle istediği kararı alamıyor. Ama şimdi öyle değil. İstediği kararı alıyor. Hatta bakanlar şöyle açıklama yapıyorlar. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangın söndürmeye başladık. Yani talimat vermese yangın söndürülmeyecek. Evet. Bu devlete liyakati öldürüyor. Evet. Devlete liyakat olması. Ama efendim olması ben orada da şunu anlayamam. Mesela diyelim ki eskiden de diyelim işte Cumhurbaşkanı, Başbakan aynı partiden olduğu zaman evet, orada da aynı kararlar alıyordu. Orada da tek iş yönetmiş oluyor. Ha başkanlık sistemi, ha parlamenter sistemi. Yani diyelim ki Başbakanla Cumhurbaşkanı evet, aynı partiden olduğu zaman uyum içerisinde çalışıp aynı atamaları yapıyorlar. Aynı hı, kararlar alıyordu. Aynı istedikleri kanun meclisten geçiriyorlardı yani. Yok hayır. Şöyle diyelim ki Merkez Bankası Başkanı atayacaksanız evet, kararname ile oluyordu. Bütün bakanlar imzalıyordu. Başbakan da imzalıyordu. Orada Cumhurbaşkanı'nın müdahale şansı pek fazla yok. Evet. Yani Cumhurbaşkanı ama tarafsız. Çünkü aynı partiden olursa sıkıntı olmaz. Yine aynı sistem olur. Yine aynı partiden evet, de olsa. Mesela Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım Bey. Evet. Yani ne değişirdi? Şimdi başkanı o sistem, şöyle. Sistem. Başbakanın kişiliğine bağlı. Evet. Başbakan devleti yönetmekten ben sorumluyum, icra organı sorumluyum derse bütün ipleri vermez o zaman. Oturup konuşur. Ona rağmen ben rahmetli Özal'la da çalıştım. Tansu Hanım'la da çalıştım. Pek çok bakanla, başbakanla çalıştım. 15 Temmuz'dan sonra, galiba 16 Temmuz'du, hayatımda bir kez saraya gittim. Tabii o lüksü şatafatı da gördüm. Orada ben vardım, Binali Bey vardı, başbakandı. Binali Bey vardı, Devlet Bahçeli vardı, İbrahim Kalın vardı, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Fuat Oktay Bey vardı. Dedim ki siz Sayın Erdoğan'a siz devlette liyakat sistemini mahvettiniz dedim. İşi eline vermediniz ve Türkiye bu hale geldi. Devlette liyakat olsaydı bu hale gelmezdi. Ve şu örneği verdim. Ben rahmetli Özal'la çalışırken daire başkanıyken bakın genel müdür yardımcısı, genel müdür, müsteşar yardımcısı, müsteşar var üstümüzde. Daire başkanıyken biz önümüze bir olay geldiğinde biz oturup başbakanla tartışırdık. Bu yanlıştır veya bu doğrudur diye kendi görüşümüzü söylerdik. Binali Bey hemen atladı dedi ki kararı siyasiler verir. Elbette dedim kararı siyasiler verir. Ben verecek değilim ya. Kararı verecek olan o. Ama onun yanlış olduğunu ben söylemezsem, uygulamadan sonra yanlış olduğu çıkarsa o kişi dönüp bana niye beni zamanda uyarmadın diyemez. Çünkü ben ona söyledim. Yani sorumluluk tümüyle ona gider. Çünkü siyasette liyakat yoktur. Liyakat devlet yönetiminde vardır. Siyasette nedir? İlkokul diplomanız varsa, savcılıktan ihal kağıdınız varsa bakan olabiliyorsunuz. Ama ilkokul diplomanızla siz devlete şef olamazsınız. Şube müdürü olamazsınız. Daire başkanı olamazsınız. Genel müdür olamazsınız. Genel müdür yardımcısı olamazsınız. Devlet bakidir. Devlet ayrıdır. Devleti ayrı yere koyacaksınız. Siz siyasi parti olarak halktan aldığınız yetkiyle devleti yönetmeye geliyorsunuz. Devleti çürütmeye değil, devleti yok etmeye değil. Devletin dini neydi? Adaletti. Siz adaleti yok ederseniz devleti yok edersiniz. O nedenle bu yanlışlığın düzeltilmesi lazım. Akıl akıldan üstündür derler. Bizde güzel bir atasözüdür. Varsa bir şey, bir yanlışlık varsa benim düşünmediğimi bir başka arkadaş düşünebilir. Ben yanlış da düşünebilirim. İlla ben her şeyi doğru biliyorum diyemem. Şimdi görev dağılımı dediğimiz, devlette liyakat dediğimiz işi ehline teslim etmek demektir. Yani ben üniversiteyi bitirdim. Gel şu apandisit ameliyatını yap. İyi de ben iktisatçıyım. Ben doktor değilim ki. Ayrılır bunlar birbirine. Her birinin ayrı ayrı görevi vardır. Örnek vereyim ben size.
Şimdi Merkez Bankası'na bir arkeolog atandı. Arkeolog ne yapacak? Veya bankanın yönetim kurulu üyeliğine, bir kamu bankası yönetim kurulu üyeliğine bir güreşçi atandı. Ben güreşçiyi yadırgamıyorum. Güreşçi gider, yarışmada kazanır, altın madalya alır. Benim başımın üstünde yeri var. Ama onun yeri ayrı. Bankacılığı bilmez ki o. Bilmediğiniz yere bunu getirirseniz bu olmaz. O nedenle liyakat sistemini yok ederseniz devlette çürüme başlar. Buradan devleti çıkarmamız lazım. Yani devlet liyakat üzerine, adalet üzerine inşa edilmeli. Vatandaşa hizmet ediyor. Evet. Siz devlet vatandaşı arasında ayrımcılık yapmaz. Sizin iktidarınız efendim mülakat sistemi kalkacak mı? Kaldıracağım. Yani atamalar hep liyakata göre KPSS sınavına giren kişi aldığı puana göre devlete yerleşecek. En acı olanı torpildir. Evet. Bakın hiç unutmam. Matematikte Türkiye yedincisi. Ya insaf ya. Türkiye yedincisi matematikte eliyorsunuz ya. Veya hakimlik savcılık sınavına giriyor. Türkiye sınavda ikinci oluyor. Bunu eliyorsunuz. Bunlar olmaz. Bunlar doğru değil yani. Doğru değil. Evet. Efendim şimdi en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Millet İttifakı adayını ne zaman açıklayacak diye. Evet. 2 Ekim'de de sizin ev sahipliğinizde bir toplantı yapılacak. Evet. Tabii merak edilen bir tanesi soru şu. Acaba Millet İttifakı dağılır mı? Adayı kim olacak? Özellikle sizin isminizde gündeme geliyor. Evet. Kimilerin desteklediği, kimilerin karşı çıktığı söyleniyor. Evet. Hatta belediye başkanlarından biri de olacağı ifade ediliyor. Neler söylersiniz efendim? Şimdi şöyle, Millet İttifakı dağılıyor, dağılmıyor. Masanın altında başka HDP var. Masanın üst yan tarafında şu var, öbür tarafında bu var. Yok birbirlerine girdiler, yok kavga. Bunların tamamı fasat yüzüyor. Yok öyle bir şey yani. Etkileniyor musunuz efendim? Yok, hayır, etkilenmiyoruz yani. Çünkü bu yazılıyor, biz sadece gülerek bunları okuyoruz. Gülüyoruz yani. Bunlar hiçbir gerçek payı yok yani. Ha, altı lider oturuyoruz tabii. Zor mesela efendim, altı liderin bir araya gelmesi. Yok, hayır, zor değil. Mesela. Bakın, altı lider fikir farklılığı var. Parti penceresinden olaylara bakmıyoruz. Bu bir sefer önemli. Parti penceresinden bakarsanız bu olmaz. Neden? Çünkü bugün Türkiye'nin yaşadığı şartlar bir parti olayı olmaktan çıkmış bunlar. Bu artık bir Türkiye sorunu. Sorun bir partinin sorunu olmaktan çıkmış. Sorun Türkiye sorunu. Türkiye'nin bekası söz konusu burada. Eğer devlette çürüme başlarsa, adalet dediğimiz kurum yara alırsa, en alttaki hakim ben Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıyorum diye karar alırsa, o zaman o devlet biter. Buradan devleti çıkarmamız lazım. Adalet mekanizmasını güçlendirmemiz lazım. Devlette liyakati yeniden oluşturmamız lazım. Benim partili, şu partili, C partili, biz bunu getirelim Merkez Bankası'nın başkanını yapalım. Bunu kamu ihale kurum başkanı yap. Hayır, bunlar olmayacak. Liyakatli olacak. Merkez Bankası başına getireceğimiz kişi, onun özgeçmişini okuyan yerli, yabancı, herkes diyecek ki evet, bu adam buraya layıktır diyecek. O görevi yapacak. Bu çerçevede bakıyoruz. İki, ne zaman açıklanacak Cumhurbaşkanı adayımız? Evet, en çok merak edilen konu. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı adayının açıklanması ile ilgili. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Altı lider bir aradayız. Daha henüz Türkiye'nin bütün sorunları ile ilgili net demeyeyim de bütün sorunlarını masaya yatırmış değiliz. Önce parlamenter sistemi masaya yatırdık. Bunu nasıl çözeceğimizi, İki, devlette adaleti nasıl getireceğimizi, üç, yolsuzlukları nasıl önleyeceğimizi, dört, geldiğimiz zaman hemen süratli bir şekilde hasar tespit komisyonu kuracağımızı, hemen arkasından ekonomik sosyal konseyi toplayacağımızı, strateji planlama teşkilatı kuracağımızı, bunlarla ilgili kararlarımızı aldık. Şimdi diğer kararlar da var. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacağız? Çünkü açık söylemek gerekirse biz bu hükümete güvenmiyoruz. Sandıkların başında görev alacak olan arkadaşların güven içinde görevlerini yapmaları, bunların eğitilmeleri gerekiyor. Bunun çaba harcadık. Başka, efendim, Suriyeli mülteciler var. Bu mültecileri nasıl göndereceğiz? Bu konuda da oturup konuşmamız lazım. Bunlar da oturuldu. Şimdi bizim çalışma şöyle, onu da ifade edeyim. Şimdi liderler ayda bir toplanıyoruz ama aldığımız kararları genel başkan yardımcıları, 6 partinin genel başkan yardımcıları oturuyorlar, çalışıyorlar. Rapor hazırlıyorlar, kendi liderlerine sunuyorlar.
liderlerden bu tabakat alındıktan sonra ondan sonraki toplantıya o raporlar geliyor. Ve dolayısıyla biz her bir olayı akıl terasinde tartıyoruz. Nasıl çözülmesi gerektiği konusunda görüş birliği sağlıyoruz. Listeyi yazıyoruz, altına imzayı atıyoruz, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bütün sorunlara çözüm ürettikten sonra Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ya şunu yaptık yalnız, onu da ifade edeyim. Cumhurbaşkanı nasıl olmalıdır? Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı? Nasıl olmalı efendim? Evet, onu kendi bildirimizde açıkladı. Cumhurbaşkanı bir devlet aklı olmalı. Devlet tecrübesi olmalı. Ahlaklı birisi olmalı. Efendim, kendi egosuna teslim olmamalı. Adaletli olmalı. Adaleti savunmalı. Devlette liyakati savunmalı. Bunların ne olması lazım? Bu nitelikleri saydık. Bu niteliklere uygun kişi bulacağız yani. Var, niye olmasın? Devleti. Artı devlet yönetiminde aklı, bilgiyi, bilime egemen kılacağız. Yani sabah kalktık, ben devleti böyle yöneteceğim. Yok öyle bir şey. Hukuk içinde kalacağız. Hukuka göre devleti yöneteceğiz. Hakim adaletli davranacak. Bürokrat vatandaşa hizmet edecek. Bakın ben size şöyle, liyakat olursa ne olur? Örnek vereyim. Belçika'da yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl hükümet kurulamadı. 2 yıl. Ama hiçbir Belçikalı çıkıp eyvah mahvoldu, bu hükümet nerede demedi. Herkes görevini yapıyor. Çünkü devlet dediğiniz kurumda herkesin görevi vardır. Odacının görevi yazılıdır. Hakimin görevi yazılıdır. Müsteşarın görevi yazılıdır. Bakanın görevi yazılıdır. Cumhurbaşkanının görevi. Herkesin görevi var. Kanunla belirlenmiş. Herkes görevini yaparsa mesele biter. Şimdi siz müdahale edip onun görev yapmasını engelleyip sen dur şu ihaleyi şu bizim arkadaşa ver derseniz orada liyakatli adam bulamazsınız. Çünkü o adam oradan alınmak zorunda alır. Oraya bir yandaş getirirsiniz. Buradan Türkiye'yi kurtarmamız efendim lazım. Ama CHP tabanında, CHP milletvekili özellikle sizin aday olmanız konusunda büyük bir istek var. Hatta önde de açıklamalar yapıyor. İşte artık Sayın Kılıçdaroğlu hak ediyor Cumhurbaşkanlığı. Aday olacak mısınız efendim? Şimdi arkadaşlarımız bunu söyleyebilirler tabii. Yani sonuçta her parti seçmeni kendi liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister tabii. Ama biz akılcı davranıyoruz. 6 lider bir aradayız. Akılcı politikalar üreteceğiz. O akılcı politikalarla yolumuza devam edeceğiz. Partilerimiz bizden beklentileri olabilir. Ama sonuçta 6 lider kader birliği yaptı Türkiye için. Parti için değil, Türkiye için yaptı. Seçeceğimiz lider dediğim gibi egosuna teslim olmayan bir lider olacak. Yani şöyle, seçtik, Cumhurbaşkanı seçildi. Ya ne güzel. Her şey benim imzamla oluyor. Nereden çıktı bu güçlendirilmiş parlamenter sistem? Ben kabul etmiyorum dese ne olacak? Hiçbir şey yapamazsınız. O nedenle seçeceğimiz liderin egosuna yenilmeyecek, verdiği sözü tutacak, alt alta yazılan vaatlerin altına imzayı atacak, liderlere karşı o yükümlülüğü yerine getirecek ve bunu kamuoyuna deklare edecek. Sıradan bir görev yapmıyoruz. Yani hemen aday belirleyelim gitsin. Hayır, öyle değil. Akılcı politikalar. Çünkü devlet çarkı o kadar bozuldu ki yeniden inşa sürecinde akılcı politikalar gerekiyor. Adaletli politikalar gerekiyor. Biz bunu yapacağız. Seçim, çok özür dilerim Arif Bey de. Yani mesela dedim ki seçimlerden önce efendim A kadronuzu da açıklayabilirim. Size dedim ki Cumhurbaşkanı adayımız bu. Cumhurbaşkanı yardımcıları bunlar. Bunlar da bakanlar olacak devlet en azından. Bakanlar belki açıklamayabilir ama hepsi yardımcılar yapılacak. Da açıklanacak mı? Hepsi yapılacak. Hiç endişe etmeyin. Çok hepsi sürpriz yapılıyor. Bir isim çıkabilir mi efendim? Efendim? Sürpriz bir aday çıkabilir mi? Yok, hayır. Sürprizlere yer yok. Evet. Akılcı politikalarla yola çıkmamız lazım. Evet. Akılcı politikalarla. Akılcı yani politikalı. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle, ferasetle yönetilmek zorundadır. Evet. Sayın Genel Başkan, son olarak erken demiyorum artık, baskın bir seçim bekliyor musunuz? 14 Mayıs tarihi konuşuluyor. Erken seçim, baskın seçim konuşulursa tavrınız ne olur? Vallahi şimdi şunu söyleyeyim. Ya biz zaten seçim varmış gibi, yani yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyoruz yani. Alandayız zaten. Koşturuyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vaatlerimizi paylaşıyoruz. Kamuoyuyla paylaşıyoruz. Diğer partiler de kamuoyuyla paylaşıyorlar. Her an seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Şöyle onu da samimi kanaatimi söyleyeyim. Seçim ne kadar geç olursa toplumun ödeyeceği fatura o kadar ağır olacak. Yani bu kış inşallah çok zor geçmez. Yani bakın, kaç kişinin elektriği kesildi?
Açıklamıyorlar. Niye? Niye açıklamıyorlar? Açıklanması lazım. Devlet dediğin saydamdır. Millete hesap vermesi lazım. Millete hesap vermeyen yönetim olur mu Allah aşkına ya? Olmaz. Tamam. Efendim mesela MHP Genel Başkanı Abdülhamit bir temsilcisi söyledi. Belki bir iki ay öne alabiliriz dedi. En çok da Ankara kulislerinde 14 Mayıs konuşuluyor. İşte evet. Bey'in söylediği gibi. 14 Mayıs tarihi gelirse CHP olarak onay veririm çünkü meclisten tabii, geçmesi gerekiyor. Tabii tabii. Biz hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Evet. Tabii, tabii. Seçimler. Tabii. Peki Sayın Genel Başkanım çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, vakit ayırdınız. Yine programdaki son sözü size verelim. İzleyicilerimize Elazığlılara neler söyleyeceksiniz? Efendim Elazığlılara sizlerin aracılığıyla sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Benden büyük olanların ellerinden öpüyorum. Elazığlı birisi olarak, Elazığ'ın suyunu içen, ekmeğini yiyen birisi olarak Elazığlılara hizmet etmekten de her zaman gurur ve onur duyarım. Bunu da bütün Elazığlı kardeşlerim bilmesini isterim. Buraya üç güzel okul yapacağız, üç güzel temel atacağız burada. Ve üstelik yarın temelini atacağımız okulun Türkiye'de örneği yok, tek örnek Elazığ olacak. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Kanal Fırat Kanal 23 ortak yayınının konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu idi. İyi akşamlar.